Deniz. Ateş, aa. Sen neden geldin? Antrenmanın yok muydu senin? Vardı ama döndüm. Anlatacağım şimdi. Gaye Hanım gelecekti, pardon. Hah, hoş geldin Gaye. Hoş bulduk. Ateş Bey, siz de mi buradasınız? Ne güzel, hep beraber konuşacağız demek. Ya kusura bakmayın, ben böyle pat diye geldim ama konuşmak istediğim konu hepimizi ilgilendiriyor. Hiç önemli değil, gel. Wow, ne kadar güzel bir manzara. Kıskandım vallahi. Böyle bir evde oturmak isterdim. Ben de her gördüğümde yeniden vuruluyorum. Çok güzelmiş gerçekten. Çok sağ ol. Bence istersen sen de böyle bir yerde oturabilirsin. Hem ayakkabılarım biraz şey olduğu için yavaşlıyorum, kusura bakma. Ayağımdan kaçıyor. Geç otur şöyle. Sağ ol. Ne ikram edeyim sana, bir şey içer misin? Yok ya, çok kalmayacağım. Eğer tek kelime edersen sonuçlarına katlanırsın. Bir şey konuşacağım demiştin. Evet. Şey diyecektim. Aslında konu Ateş'le ilgili. Ateş dememde bir sakınca yoktur umarım. Yok tabii, neden olsun? Şöyle ki Deniz, Ateş'in senin kocan olduğunu duyan bu restoran zincirleri falan bir anda çiftliğe daha fazla ilgi duymaya başladılar. Yani bilmiyorum, herhalde böyle arkanda güçlü bir adamın olduğunu bildikleri için kendilerini güvende hissettiler. Bilemiyorum. O şirket bana ve kardeşlerime ait. Yani Ateş ortağı değil. Bir yanlış anlaşılma olmasını istemem. Ama bunun için çok geç Deniz. Çünkü yani sektördeki herkes yaptığımız anlaşmaya çok fazla ilgi duymaya başladı. Herkes tanışmak istiyor seninle. Bu da tabii daha fazla üretim demek. Ama bildiğim kadarıyla senin de isteğin bu yöndeydi. Evet, isteğim bu yöndeydi ama şu an işleri biraz ardın almamız gerekecek. Öyle mi? Neden? Ya dün gece tatsız bir olay yaşadık biz. Sera yandı. Yeni seranın da bütün malzemeleri yandı. Hay Allah ya. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun Deniz. Teşekkürler. Neyse, baştan başlarız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yani isterseniz siz de sözleşmeyi bir gözden geçirebilirsiniz. Yani sonuçta belki de bu durumda sizin için sözleşmeyi iptal etmek daha doğru olabilir. Tabii siz bilirsiniz ama. Buna hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bence tarihleri esnetebiliriz. Yok, tarihleri esnetmeye gerek yok. Ben söz verdiğim vakitte her şeyi teslim edeceğim. Sadece ağırdan almamız gerekiyor. Yani yeni ürünleri kabul edemeyiz şu anda. Tabii. Nasıl istersen sen. Benim için hiç fark etmez. Abla sen ne yapıyorsun benim çantamda? Topluyorum Narin. Yerdeydi. Beni mi bekliyorduk? Yo. Al. Zeynep Gençer. Buyurun. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Ne şikayeti? Bilgi veremiyoruz maalesef. Karakola geçelim, orada öğrenirsiniz. Ali nerede Ali? Tarlada. Abla ne oluyor? Ablacığım herhalde bu Ziya
Bizi beni şikayet etmiş. O yüzden bir karakola gidiyorum. Sen Mahir'i ara. Ya bir dakika ablam, hiçbir şey yapmadı ki. Lütfen zorluk çıkartmayın. Tamam Ali. Mahir'i arasam. Ya sen endişelenme, tamam mı? Bak çıkaracağız seni hemen. Tamam. Hiç merak etme. Tamam Ali'ciğim. Deniz'ciğim, bu arada çiftlikte Sera ile ilgili yapabileceğim herhangi bir şey varsa yardımcı olmak isterim gerçekten. Teşekkür ederiz. Biz gerekeni yapıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Peki. Öyle olsun. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Tabii ki. Müsaade senin. Yani telefonda konuşsaydık keşke diyeceğim ama. Görüşürüz Ateş. Görüşmek üzere. Hiçbir şey de içmedi. Ay gideyim, biraz işlerim var. Eve dönmem gerekiyor. Ya Gaye, bu arada Ateş'in yanında sorumadım. Konuşamadık da. Oğlumla babasını tanıştıracaktın. Tanıştınız mı? Nasıl oldu? Tanıştılar. Ne tepki verdi? Yani başta biraz şaşırdı tabii ama zamanla alışacak. Artık bizi yok sayamaz. Yani tabii yok saymamalı zaten. Efe'ye dedi mi oğlum? Aynen Efe. Efe için de eğer bir psikolog istersen, bir şeye ihtiyaç duyarsan... Tanıdıklarım var, yönlendirebilirim. Olur tabii, iletişime geçerim seninle. Tamam. Görüşürüz Deniz, hoşça kal. Görüşürüz. Konuşuruz yine. Konuşuruz. Antrenmandan sonra gel. Evde olacağız. Ne oldu hayatım? Niye geç kaldın? Gaye ile sohbet ettik de biraz. Çiftliğe gelmişti geçen gün. Böyle kendi hayatından bahsetmişti. Bir oğlu varmış. Oğlu da babasının kim olduğunu bilmiyor. Onu merak ettim, onu sordum. Ama tanışmış zaten çocuk babasıyla. Yani üzücü bir hikaye işte. Onu merak ettim. Ne oldu, iyi misin? Üzücü bir hikaye. İyiyim hayatım, iyiyim ya. Sen de apar topar eve geldin. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim dedi, söylesene. Konuşamadık da bir türlü. Ya ben biraz heyecan yaptım da. Bu son yaşadığımız tatsızlıktan mütevellitim. İçecek firmasının yarın akşam lansmanı var. Tabii bütün kameralar, herkesin gözü üzerimizde olacak. Sen de yanımda olacaksın değil mi? Olacağım Ateş. Biz bir karar aldık. Bundan sonra hep yanındayım. Koç arıyor ya. Benim artık kulübe dönmem lazım. Ben de çiftliğe geçeceğim zaten. Sevgilim, bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Şimdi Gaye Hanım'ın yanında da söyledim çiftlik demişken. Ya bizim kimseye ihtiyacımız yok. Ya ben her şeyi yapmaya hazırım, biliyorsun. Seve seve yardımcı Ateş, olurum. Lütfen, bak bunu daha önce konuştuk. Çiftlikle ilgili bütün kararları ben alacağım. Lütfen. Hiçbir şey istemiyorum. İstersem de zaten sana söylerim. Bir bakalım, bir hasar tespiti yapalım. Nasıl bir tablo çıkacak ortaya bilmiyorum ki. Tamam. Sen nasıl istersen. Hadi. Dikkatli git. Oh. Geleceğim. Zeynep, sen deli misin kızım? Ha? Ziya'nın evini tüfekle basmak ne demek? Bir de ateş etmişsin. Allah'tan ıskalamışsın. Yoksa bu işin içinden mümkün değil, çıkamazdık. Ben ıskalamam Engin. İsteseydim vururdum. Bilerek ateş ettim oraya. Doğru. Iskalamazsın sen. De, Ziya öyle demiyor.
Zeynep Hanım. Adam değil çünkü ondan. Ey Allah'ım ya. Ya sen durumun ne kadar ciddi olduğunu farkında değilsin değil mi Zeynep? Savcı hakkında gözaltı kararı aldırdı. Hayır ne bekliyordun ben anlamıyorum ki. Ziya gibi bir herif buna sesini çıkarmayacak mıydı? Sen adamın arayıp bulamadığı fırsatı ona altın tepsiyle sunmuşsun. Lan adam çiftliği yaktı, çiftliği. Siz onu alacağınıza beni alıyorsunuz buraya. He. Her şeyi sen biliyorsun ya. He. Gel. Amirim, avukatı geldi. Görüşme talep ediyor. Ha ben de nerede kaldı, nerede kaldı diyordum. Engin. Ne? Gelsin. Buyurun. İyi günler. İyi günler, avukat. Konuşun siz. İyi misin? Değilim, değilim Mahir. Ya keşke o adamı vursaydım bir tarafından da en azından burada olmam için geçerli bir sebebim olurdu. Zeynepciğim, artık böyle şeyleri söylemesen iyi olur. Durum çok ciddi çünkü. İfade verirken de bu tarz cümleler kullanmayı aklından geçirme, olur mu? Şimdi pişman olduğunu söyleyeceksin. Mahir, daha neler ya? Ya herif bizim seramızı yaktı, seramızı. Herkes de biliyor bunu. Yarın bir gün evimizi yakarsa ne diyeceğim, pişmandım mı diyeceğim? Zeynep, ifadeni verip buradan çıkıp gitmeyi düşünebilirsin. Ama durum ciddi, ciddi. Seni buradan çıkaramayabiliriz. Ceza alabilirsin Zeynep. Selam. Selam. Ne yaptın? Deniz'le konuşabildin mi? Konuşamadım. Neden? Sabah kararlıydın. Kararlıydım evet ama yapamadım. Ateş oradaydı, söyleyemedim. Vaz mı geçtin yani? Tabii ki vazgeçmedim. Timur. Senden bir şey rica edeceğim. Hani şu yarın geceki içecek firmasının lansmanı var ya. Hı. Ateş'in de reklam filminde oynayacağı. Hı. Sen oraya bir davetiye ayarlayabilir misin? Benim İstanbul'da giremeyeceğim bir mekan var mı sende? Merak etme ayarlarız. Süpersin sen. Yarın gece orada olup Ateş'i desteklemek istiyorum. Peki Deniz oradayken nasıl olacak bu? Deniz orada olmayacak. Çünkü tam o saatte Deniz'in katılması gereken bir iş yemeği olacak. Timurcuğum. Efendim Caner. Selam, haberler güzel. Tardem grubun CEO'su seninle bir yemek yemek istiyor. Zeynep'in bitkisel ürünleri ilgilerini bayağı bir çekmiş anladığım kadarıyla. E tamam çok güzel. O zaman haftaya bir tarih belirleyip görüşelim. Aa, adam yalnızca yarın akşam müsaitmiş Deniz. Nasıl ya yarın akşam? Yarın akşam olmaz Caner. Ateş'in lansmanı var söz verdim onun yanında olmam lazım. Başka bir akşam yiyelim yemeği. Maalesef olamıyor çünkü İlker Bey gece yurt dışına çıkacakmış. Uzun bir süre de dönmeyecek. Bu önemli bir fırsat galiba Deniz. Kaçırmasak iyi olur. Tamam Caner o zaman yani yapacak bir şey yok. Sen yarın akşama ayarla. Olabildiğince erken saat ayarla. Zaten birkaç saat durur sonra Ateş'in yanına geçerim. Tamam ben saate haber vereceğim sana. Tamam görüşürüz. Efendim Ali. Deniz neredesin? Ne gidiyorum? Ne oldu? Ya biz evde değiliz karakoldayız. Nasıl karakoldasınız ya? Neden? İşte Ziya şikayetçi olmuş. Zeynep'i aldılar. Ne? Tamam hemen geliyorum. Abi. Zeynep'i almışlar. Karakoldaymış. Güzel. Yahu. Ben bunların işlerini bozup seralarını dağıtayım derken bunlar kendi elleriyle bana zafer hediye ediyorlar. Çok ilginç. Çok. Bak görürsün. Birazdan dökülürler kapıma. o zaman işte bizim de bazı isteklerimiz olacak. Öyle değil mi Akif? Ha? Çünkü her şeyin bir bedeli var. Özellikle de özgürlüğün.
Ali, Zeynep nerede? Çıkmadı mı hala? Hayır, çıkmadı. Durum biraz karışık. Yani soruşturma devam ediyor. Gözaltı kararı da var. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Nasıl bir şey yapamıyoruz? Mahir, ne demek bir şey yapamıyoruz? Sonuçta Zeynep elinde silahla Ziya'nın evini bastı. Onu öldürmekle tehdit etti. Yani Ziya ifadesinde ne dedi onu bilmiyoruz ama... Meskun mahalle tecavüz, silahla tehdit etmek, silah taşıma ruhsatı bulunmadan silah taşımak, meskun mahallede ateş etmek, bütün bu suçlar birleştiğinde erteleme süresini de aşabilir tabii ki. Tutuklu yargılanma ihtimali de yüksek. Hayır, olmaz. Mutlaka yapabileceğimiz bir şey vardır. Zeynep içerideyken ben böyle bomboş duramam. Şu an başımıza gelebilecek en iyi şey Ziya'nın şikayetini geri çekmesi. Bunu yapmayacağını da biliyoruz. Deniz nereye? Ziya'ya. Abi. İdmanda da yüzün gülmüyordu. Ne oluyor? Deniz'le konuşabildin mi? Konuşamadım Samet. Yapamadım. İşin kötüsü ne biliyor musun? Ben konuşamadığım için Gaye bu sabah eve geldi Deniz'e her şeyi anlatmaya. Ne diyorsun ya? Yetişmeseydim, durdurmasaydım belki de her şeyi anlatacaktı. Ne durdurmuşsun işte? Sonra sen anlatsaydın ya abi. Nasıl anlatayım oğlum? Gaye hayatımızın içine bu kadar girmişken, ortalığı bu kadar karıştırmışken nasıl anlatabilirim, nasıl diyeyim? Hayır, ben kendimi geçtim. Çoktan geçtim ben kendimi ya. Deniz o kadar çok şey yaşadı ki. Ya bu kadar şeyin üstüne bir de bunu kaldıramaz. Çok zor kaldırması. Doğru diyorsun. Haklı da. Ne yapacaksın peki? Gaye'yi hayatımızdan uzak tutmanın bir yolunu bulmam lazım. Ondan sonra da doğru zamanı bekleyeceğim. Doğru zamanı bulunca konuşacağım, her şeyi anlatacağım. Deniz beni anlayacaktır, biliyorum. Yani inşallah. Umarım abi. Buyurun. Nerede o Ziya, nerede? Ben de önce hanginiz gelecek diye merak ediyordum. Vallahi sen geldin. Hoş geldin, bir şey içer misin? Zeynep'i nezarethaneden çıkarttı, şikayetini geri aldı. Vallahi onu gece benim evim elinde tüfekle basmadan önce düşünecekti. Ne oldu? Çok emin görünüyordunuz kendinizden. Şimdi kapımdasın. Zeynep hakkında yaydığın onca dedikodudan sonra... bize yaptıklarından sonra en sonda Sera'yı yaktın. Ne yapsaydı? Kafana sıkmadığına dua et. Ya siz de bir tutturdunuz Sera Sera diye. Kardeşim, elinizde bir deliliniz varsa... Karakol orada. Önünüzde duran mı var? Alırsınız delilinizi, gidersiniz şikayet edersiniz. Bak mesela. Şu kamera. O bir delil. Şimdi ben bu kamera görüntülerini gidip savcılığa versem, şikayetimi geri çeksem bile kardeşin işi çok zor. Ne istiyorsun? Çiftlikteki yeni iş. Bu yeni aldığınız iş. Beni oraya ortak edin. Bize verdin o kadar zarardan sonra ben seni kendi işime ortak mı edeceğim? Kendi alacağım kararlarda seni söz sahibi yapacağım, öyle mi? Böyle bir şey asla olmayacak. Ne kadar istiyorsun söyle, ben bir şekilde bulup öderim sana. Oradan ben paraya ihtiyacı olan biri gibi mi görünüyorum? Hı? Beni bu yeni aldığınız işe ortak edin. Ben de şikayetimi çekeyim. Ha ama yani kardeşimin hayatı benim için önemli değil diyorsan tabii ben orasına karışamam. Sizin aile içi meseleniz. Ne diyorsun? Kararın ne? Düşüneceğim. Sana yarına kadar mühlet. Düşün, taşın, kararını ver. Tamam mı? Thank you.
Zeynep. Hah. Geçme mi oldu? Deniz geldi. Odaya aldım, seni bekliyorum. Yine soktum ha başını belaya. Gencer kardeşler olarak en iyi bildiğimiz şey. Çok kısa. Kapıdayım ben. Deniz. Bak buraya git Ziya'dan, özür dile, şikayetini geri çeksin falan filan diye geldiysen boşuna yorulmuşsun. Çünkü ben yaptığının arkasında duracağım. Zeynep. Keşke bir özürle çözülecek bir mesele olsaydı. O zaman o özrü sana diletirdim. Ziya bizden başka bir şey istiyor. Ne istiyor? Gaye ile yapacağımız işe ortak olmak istiyor. Delirdi ha bu adam iyice. Ciddi misin? Dankon kapağını. Ben cezamı çekeceğim. Tamam, kapandı. Yapmayacağım ben bir şey. Zeynep, sen durumun farkında mısın? Sen adamın çiftliğini bastın. Elinde tüfekle. Elinde güvenlik kamerası görüntüleri var. Kaç yıl yersin sen biliyor musun? Tamam da Deniz mi? Yani adamı ortak mı edeceğiz ya? Bir gün sen, ben, Ali babamın odasında oynuyorduk. Onun çok sevdiği bir saati vardı. Oynarken onu kırmıştım ben. Çok korkmuştum. Hatırladın mı? Sen de sonra Ali'yi de ikna edip biz üçümüz oynarken kırdık demiştin. Babam da öyle çok kızmamıştı. Biraz söylenmişti, unut. Gitmişti sonra. İşte ben o zaman anladım ilk kardeş olmayı. Kardeşliğin bu kadar güzel bir şey oldu. O yüzden ben senin yerinde olsaydım, sen beni böyle bırakır gider miydin? Söyle bakalım. Deniz, ne olur ya, yapamazsın böyle bir şey. Zeynep. Zeynep, seni çok seviyorum. Seni burada bırakmam, bak biliyorsun. Sen benim kardeşimsin, seni bırakmam. Ben böyle bir şey kabul edemem. Yok, yok, olmaz. Deniz, yapamaz. Kendinize dikkat et, tamam mı burada? Yapmayacağım de. Deniz hayır. Bak bir daha konuşmam seninle. Deniz. Hadi gidelim. Ne oldu, ne diyor? Ne diyecek? Öyle bir şey sakın yapmıyor dedi tabii ki. Ne, haklı. O pisliği bir de çiftliğe ortak mı edeceğiz ödül gibi? Hayır, adam dün gece seramızı yaktı ama o değil, Zeynep içeride. İşte elimizde bir delil olsa her şey farklı olurdu. Yok ama. Ya çiftlikte de kamera görüntüsü yok ki. Anca birin gelip itiraf edecek. Ya öyle de bir şey olmayacağına göre. E ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da ne olursa olsun Zeynep'i içeride bırakmayacağım. Neydi o yaptığın şey öyle sabah sabah? Sessiz ol. Efe'yi çağırdı, dışarıda konuşalım. Sen benim evime hangi akla geliyorsun ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben yetişmesem direkt söyleyecektin Deniz, öyle mi? Ateş, ben seni uyarmıştım. Şimdi gelip burada suçlama beni. Ya sen konuşsaydın Deniz'le benim gelmeme gerek kalmayacaktı zaten. Ben konuşmayacağım mı dedim? Konuşacağım zaten. Zamana ihtiyacım var sadece, zamana. Bana bak. Deniz bunu senden duyarsa yıkılır. Tamam mı? Ona bunu yaşatmana izin vermeyeceğim. Ya Deniz'in ne yaşayacağı benim umurumda mı zannediyorsun sen Ateş?
Ben yıllardır tek başıma çocuk büyüttüm. Ve artık kimseden hiçbir şey saklamak istemiyorum. Sen beni anlıyor musun? Ben mi söyledim sana tek başına büyüt diye? Sen bana bu konuda bir seçim şansı verdin mi? Sen bana bu konuda bir söz hakkı tanıdın mı? Senin bana bu konuda bir şey söylemeye hakkın yok. Şimdi ben evliliğimi kurtarmaya çalışırken öyle birden ortaya çıkıp her şeyi alt üst edemezsin. Ateş, ben geri çekilmeyeceğim. Bu sabah söylememiş olabilirim Deniz'e ama bu söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. İlk fırsatta gidip her şeyi anlatacağım ona. Anlıyor musun beni? Öyle mi? Öyle. Öyle. Tamam. Git Deniz'e her şeyi anlat. Evet, belki ben Deniz'i kaybederim. Evliliğimizi bitirmeyi başarırsın. Ama ondan sonra benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmaz. Sen de benim bir daha yüzümü bile göremezsin. Sesimi duyamazsın. İzimi bulamazsın, izimi. Tamam mı? Şimdi git ne yapmak istiyorsan yap. Umurumda değil. Ateş! Ya Ateş, bir dakika. Ateş, dur bir dakika. Tamam, söylemeyeceğim. Bekler misin beni lütfen? Senin dediğin gibi olsun. Hiçbir şey söylemeyeceğim Deniz'e, söz veriyorum. Benden öğrenmeyecek, tamam mı? Gaye, ben evladıyla ilgilenmeyecek bir adam değilim, biliyorsun. Üzerime düşen bütün sorumluluğu alacağım. Ama sen de karımı rahat bırakacaksın. Deniz'in etrafında dolaşmayı bırakacaksın. Çok geç bunun için. Ateş, biz Deniz'le iş yapıyoruz birlikte. Ne demek ya? İptal edin işi. İptal edin sözleşmeyi. Edemem. Benim bir ortağım var. Ona ne diyeceğim? Sözleşmenin süresi bitene kadar bu devam etmek zorunda. Ya bırak Allah aşkına. Sanki biz bilmiyoruz ya. Ateş, bak tamam. Merak etme, sorun çıkarmayacağım. Bak sen ne zaman, nasıl istiyorsan o zaman konuş Deniz'le, tamam mı? Ya istediğim tek bir şey var. O da Efe'nin bir babası olması. Oğlumla ilgileneceğim. Ama senin aklında benimle olmak gibi bir fikir varsa çıkart onu aklından. Ben karımı seviyorum. Tamam mı? Evliliğimi kurtarmak için de ne gerekiyorsa yapacağım. Ben sana belki değişen benim demiştim ya. Yalan söylemedim. Kararlıyım. Tamam. Tamam. Anladım bak. Gayet iyi anladım her şeyi. Okey. İnanayım mı sana? İnan. İnan bana Ateş. Tek bir şey istiyorum senden. Tek bir şey. O da Efe'nin hayatında olman. O kadar. Anne. Sen ilgilenmek ister misin? Anne. Efendim oğlum? Bu bozuldu. Ah canım benim. Efe ne haber? İyiyim. Bu bozuldu. Bozulmamıştır, bozulmamıştır. Ben bakarım şimdi ona. Dur bakalım. Hı. Tamam ya. Ama bunun bir tane daha lastiği olması lazım. O odamda. E gidelim o zaman odana. İyi o zaman, ben de size şimdi içecek şeyler getireyim. Hadi bakalım. Alo. Ateş. Acaba nerede? Alo. E gel buraya da. Ateş. Ha, bak. Duyuyor musun beni? Aa. Bu sesler ne ya? Ateş. Aa.
Bu dinozor sadece yaprak yiyor. Öyle mi? Başka bir şey yemiyor yani. Sadece yaprak. Benim bu dinozorlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Biliyor musun? Bak buna da benziyor sanki. Oho! Sen Efe'ye sor anlatsın. O her şeyi biliyor dinozorlarla ilgili. O zaman şunu sorayım. Bu arkadaş niye bu kadar sinirli bakıyor ya? Ya bu neye kızmış yani? Ne bu, aç mı? Yok, aç değil. Her zaman sinirli. O zaman bundan uzak duracağız. Değil mi? Hem büyük hem güçlü olan. Hangisi? Bu mu? Başkası var mı? Baş, bu. Ha. Hem büyük hem güçlü, evet. Bir basarsan tıklarım en güçlüsüne. Kulağıcı yener. Ben anladım. Bu dinozorlardan uzak durmak lazım. Bunlar tehlikeli. Şimdi de açmıyor telefonu. Kaç kere arayacağım ben seni ya? Ha, ne yaptın Ali? Bir şey bulabildin mi? Sera'nın bütün yanmış yerlerine baktım defalarca. Çipliği karış karış gezdim ama tek bir şey bile bulamadım. Deniz, ne yapacağız? Nasıl çıkaracağız Zeynep'i? Ben de civardaki evlere, çiftliklere falan baktım. Kamera kaydı var mıdır diye. Aşağıdaki çiftliğin güvenlik kamerası varmış ama o da çalışmıyormuş. Bu durumda Ziya Bey'in teklifini kabul etmekten başka çaremiz yok. Hem Ziya ile ortak olsak ne olur? Dünyanın sonu değil herhalde, değil mi? Onun gibi bir şey Narin. Yani onunla kalmayacağını hepimiz biliyoruz. Narin haklı. Zeynep'i orada bırakamayız. Yani Ziya'nın teklifini kabul etmekten başka şansımız yok. Ben birazcık daha bir dolanayım, bakayım bir şey bulurum belki. Ben de aslına bakayım. Of. Allah kahretsin. Ben bunu ne ara sessize aldım ya? Kaç kere aramış kızcağız. Ha? Nihayet telefonla açmaya karar verdin Ateş. Sevgilim, aramışsın beni ama duymamışım, telefon sessizde kalmış. Kusura bakma. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet, oldu. Bir şey oldu. Aradım seni. Dün Zeynep'in yaptıklarından dolayı karakola aldılar onu. Hadi ya. Neden bana daha önce haber vermedin? Aradım Ateş. Telefonunu açsaydın öğrenirdin, değil mi? Haklısın hayatım. Kusura bakma. Tamam, ben o zaman Rüya'yı okuldan alıyorum. Hemen yanınıza geliyorum. Görüşürüz. Neden söylemedin diyor. Of. En iyisi ben gideyim, şu herifin bir ağzını burnunu kırayım. O zaman ifadesini geri çekiyor mu, çekmiyor mu görelim. Evet Ateş, kır ağzını burnunu, seni de içeri alsınlar. Ne yapalım o zaman? Arayayım ben İstanbul'daki en iyi avukatları, yığın buraya. Bir telefonuma bakar biliyorsun. Gerçekten mi? Ateş, Mahir bu işle ilgileniyor ya zaten. Ya Mahir kim Allah aşkına? O herif ne anlar bu işlerden? O gitsin anca boşanma protokolü düzenlesin. Şu an Mahir ne yapabilir? Zaten durumu ortada. Ziya'nın şikayetini geri alması gerekiyor. Bu kadar. Ha? Ne oldu? Ne yaptınız acaba? Bir arkadaşım var. Benzin istasyonunda çalışıyor. Bu Ziya'nın adamı Akif var ya. O bir adamıyla beraber bir de onlarla benzin almış. Tesadüfe bak. Tam da Sera'nın yandığı gece. Görüntüler de var. Tamam işte bu. Yok, bu bir şeyi kanıtlamaz. Traktör için aldık deyip işin içinden sıyrılırlar olmaz. Yani elimizde hala hiçbir şey yok. Biz de var gibi yaparız. Güzel. Olta balık diyorsun ha. Denemeye değer. Niye yemiyorsun? Bak zeytinyağlı çok güzel olmuş. Bence kaçırma. Bakıyorum da bu gece yüzün gülüyor. Öyle. Ateş bendeydi bugün. Ya Timur, Efe ile ikisini bir görsen. O kadar iyi anlaşıyorlar ki. Aklında ne var Gaye? Deniz'e söylemekten de vazgeçtim.
Hayır, ne olsun istiyorsun? Ateşin denizden uzaklaşmasını istiyorum. Yani bunu zorla yapmayacağım. Evet, bu iyi bir fikir değilmiş zaten. Ateş bana kendiliğinden gelecek. Ben de bunun için yardımcı olacağım tabii. Biliyor musun? Ateş Efe'ye şimdiden bağlanıyor. Gördüm bugün ya, gördüm. Çok güzel. Ama bu sana da bağlanıyor anlamına gelmiyor. Biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Şimdilik öyle. Haklısın tabii. Ama yakında huzuru, mutluluğu, yani denizin yanında bulamadığı ne varsa benim yanımda bulduğunu anlayacak. O zaman farkında bile olmadan kendi tercihini yapacak. Ya şöyle düşünsene. Bir yanda onu hala ilk günkü gibi seven ben, diğer tarafta ona sürekli kusurlarını, hatalarını hissettiren Deniz. Yok ya, ben Ateş'i tanıyorum. Çok fazla katlanamaz buna. Öyle diyorsan. Öyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dostum, sen bize bir müsaade etsen arkadaşınla bir şey konuşacağız. Otur, otur. Nereye gidiyorsun ya? Otur, konuşacağız sadece ya. Ne konuşacağız ya? Ben tanımam etmem sizi. Biz seni izlediğimiz videolardan gayet iyi tanıdık ama. Gencer çiftliğindeki sarayı Akif'le birlikte senin yaktığını biliyoruz. Benzin alırken, çiftliğe girerken, her yerde kamera kayıtlarınız burada. Tamam mı? Kabak gibi ortadasınız. Ben tanımam Gencer çiftliği falan ya. Bilmiyorsun demek. Tamam, keyfin bilir. Biz gideriz polise anlatırız her şeyi, sen de polisle konuşursun. Eyvallah. Abi dur. Ya yemin ediyorum Akif abi ne dediyse ben onu yaptım ya. Yemin ediyorum ben kimseyi tanımıyorum, bir alakam yok. O anlat bakalım sen şunu biraz ya. Akif abi dedi ki Ziya abinin emri var. Sadece serayı yakacağız. Kimseye bir şey olmayacak. Paranı alacaksın dedi. Vallahi billahi benim bir suçum yok. Ziya Bey istemiş, ben de yaptım. Bu kadar yeterli mi? Devamını istersen biz gidince dinleyebilirsin. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ne malum bu herifi sizin tutmadığınız? Böylelerine bir avuç para versen yapamayacakları şey yoktur. İki çapulcunun lafına mı bakacaklar? Hala konuşuyorsun ya. İstersen çiftliğin güvenlik kameralarından izleyebilirsin senin yaptığın gibi. Çetin izledi. Polise de izletiriz. Ya da ifadeni gidersin değiştirirsin. Zeynep çıkar. Biz de Sera yaptığını unuturuz. Kallemettin çıkarttın biz. Deli be, ne kadar çok endişelendik, haberin var mı? Ya bu ailenin kriminal vakası benim, sana ne oluyor acaba? Yalnız duydum, beni içeriden çıkartmak için bazı maceralar yaşanmış. Çarşıyı pazarı karıştırdık, ne gerekiyorsa yaptık. Hadi duydum. Bakalım, geçmiş olsun. Duydum, duydum, eyvallah. Ama bir şey soracağım. Bu Ziya'nın yaptıkları gerçekten yanına mı kalacak? Zeynep, yolumuza bakacağız. Yapacak bir şey yok. Yok. Ben bunu kaldıramam. Gerçekten yapamam. Ben vuracağım bu adamı. Zeynep! Ya. Vallahi. Korkuttun. Deniz Cumartesi rüya kaldı. Ben onu alayım. Biz yola koyalım. Çay ver, çay. Bekleseydim siz de. Ben yarın gelirim, erkenden de konuşuruz. Aman gidin, işinize gücünüze bakın. Meren.
Beyim, inan ben hiçbir şey anlamadım. Çiftlikte kamera mamara yoktu. Yemin billah kontrol ettim böyle girdim. Yoksa göz göre göre yapar mıyım? Akif! Çabuk defol git karşımdan. Defol! Bak elimden bir kaza çıkacak sonra. Ne var Narin? Ziya Bey, benim gerçekten hiçbir şeyden haberim yoktu. Ne demek haberim yoktu Narin? Ha? Sen o evde yaşamıyor musun? Ben yokken konuşmuşlar. Zaten ortada video falan da yok. Bildiğin blöf yapmışlar adam. Aptal herifler, aptal herifler. Sen niye aradın? Şu çiftliğe yatırım yapan kadını sormuştun ya. Adı Gaye Meren'miş. İstanbul'daki bir restoranın ortağıymış. Gaye Meren. Tamam Narin. Tamam. Gaye Meren'in cezası. Hayatım, o Ziya'ya blöf yapma fikri nereden aklına geldi senin böyle? Bak ben senden korkmaya başladım artık Allah. Neredeydin sen bugün? Neredeydin diye soruyorum Ateş. Aradım seni, ulaşamadım. Kardeşim hapse düşüyor. Kocamı arıyorum, ona ulaşmaya çalışıyorum, yardım istemeye çalışıyorum ama telefonunu açmıyor. Sonra bir daha arıyorum, telefonu açılıyor bir şekilde ve arkadan saçma sapan sesler geliyor. Sonra hiç ses de daha yok. Neredeydi bugün? Heh, neden telefonuna bakmıyorsun? Neden beni aramak aklına dahi gelmiyor? Hayatım, telefon cebimde bir şekilde açılmış, farkında değilim ki. Ne zaman sessize aldığımı da bilmiyorum. Kusura bakma, özür dilerim. Tam sorunun cevabını alamadım hala. Neredeydin bugün? Nerede olabilirim? Antrenmandaydım Deniz. Allah Allah ya, nasıl bir antrenmanmış o? Ben yıllardır seninle evli değil miyim sanki? Hayatım, antrenmandan sonra çıktık Samet'le, oturduk bir yerde. Dertleştik biraz. O zaman da hiç bakmadım telefona yani. Kusura bakma, özür dilerim. Kasten yapar mıyım böyle bir şey? Ben neden sen söylediklerine inanmıyorum acaba ya? Bilmiyorum. Nasıl inandıracağım onu da bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hah, Samet arıyor. Ona soralım bakalım. Gerçekten beraber miymişsiniz, değil miymişsiniz? Alo? Samet, selam. Deniz ben. Selam Deniz. Sametçim, biz şimdi arabadayız da Deniz sana bir şey soracakmış. Tabii, dinliyorum. Samet, siz bugün neredeydiniz? Ne yaptınız Ateş'te? Bugün antrenmandan sonra mı? Evet. Hiç. Bir yere gidip bir şeyler yedik. Niye ki? Bir şey mi oldu? Senin neydi yani Ateş, değil mi? Evet, evet. Beraberdik. Sametçim, sen ne diyecektin? Ha, abi, firma. Yarın için Ateş Bey'e araba yollayalım mı dedi ama ben kendisi gelir dedim. İyi yapmış mıyım? Sana da bir sorayım dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ben şimdi kapatıyorum. Yarın sabah konuşuruz tekrar. Tamam abi, görüşürüz. Hadi iyi akşamlar, görüşürüz. Hayatım, böyle yapma ne olur. Ateş, şu dönüştüğüm kadından nefret ediyorum. Gerçekten. Ben etmiyorum. Ben seni çok seviyorum. Her halinle çok seviyorum. Bak biliyorum zor zamanlar geçiriyoruz ama geçecek, bitecek. Sen bana güven yeter. Deniyorum Ateş. İnan, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Biliyorum, farkındayım, görüyorum. Yani çabaladığını çok iyi görüyorum hayatım. Bu yüzden de sana çok minnettarım. Ama bak söz veriyorum sana, biz çok iyi olacağız. Eskisinden de iyi olacağız. Neyse, rüya uyanmadan ben onu bir odasına taşıyayım. Bu arada Filiz Hanım'ın yerine başlayan hanımefendi yarın mı başlayacak işe? Yarın. Ay hayır, pardon. Ateş yarından sonra başlayacak Elif Hanım. Neyse, hayırlısı olsun bakalım. Bak. Şu an kesin uyanık ama babaya taşıtıyor kendisi. Niye? Bak nasıl? Efendim Rana'cığım. Gaye Hanım, bir adam geldi, sizinle görüşmek istiyor. Ben kimseye randevu vermedim ki. Ben de öyle söyledim ama konuşacakları çok önemliymiş. Mutlaka duymak isteyecektir dedi. Allah Allah.
Kimmiş bu adam? Adı neymiş? Tefken'den geldiğini söyledi. Adı Ziya Demirkaya. İyi tamam. Görüşürüz orada. Efendim Caner. Bu tardemin CEO'su İlker Bey'le toplantı için yedi diyorlar. Ya bayağı bir uğraştım ama daha erken almadılar maalesef. Aa hayır hayır olmaz. Bu akşam lansmana katılacağım ben. Ya üzgünüm inan ben elimden geleni yaptım. Ya tamam başka bir akşam yiyelim o zaman. Olmuyor çünkü adamın yurt dışına çıkması gerekiyormuş. Anladım. İyi tamam. Tamam katılırım o zaman ama lütfen söyle erken çıkmam gerekiyor tamam mı? Tamam o zaman ben asistanına haber veriyorum. Ofise geçeceğim orada görüşürüz. Haydi bay bay. Hayatım. Hayatım bu mu bu mu? Yok ya bu çok koyu. Bir de fazla parlak o akşam için ciddi. Bu hem spor hem şık. Tamam. Bu gitti. Bu seçildi hemen ikna oldum. Ya şimdi orada bir sürü soru soracaklar. Aman hiç sevmiyorum biliyorsun. Neyse Allah'tan sen yanımdasın da artık hepsini bir zahmet tek tek cevaplayacaksın. Şey akşam benim bir yemeğe çıkmam gerekiyor iş yemeğine. Ne diyorsun ya? Şaka yapıyorsun herhalde. Ne yemeği Allah aşkına? Ben sana söylemedim mi bu akşam lansman var diye? Başka bir zaman bulamadınız mı yemek yiyecek? Evet söyledin. Ama ne yapayım erteleyemedim. Caner'e ben de aynı şeyi sordum. Adam yurt dışına gidiyormuş. Mecbur görüşmem gerekiyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Benim için çok önemli bir gece var ve sen yanımda yoksun. Neden? El alemin adamıyla gidip yemek yiyeceksin dışarıda. Ah Ateş. Birincisi el alemin adamı değil. İş yemeğine çıkacağım. İkincisi olabildiğince çabuk toplantımı bitirip yanına geleceğim. Tamam. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Alıştım ben de. Yani devamlı benimle ilgileniyorsun, devamlı üzerime titriyorsun. Hep böyleydi. Şimdi ben orada ne yapacağım? Nefret ediyorum sorulardan. Tek başıma kaldım ya. Hayatım, geleceğim diyorum. Yani bir saat, iki saat dururum, toplantımı yaparım. Sonra hemen yanına gelirim, tamam mı? Geç kalma mı? Ay yok, geç kalmam. Denemek ister misin takımını? Üstüne görelim. Şimdiye kadar yediğim en lezzetli yemeklerden biri. Aa, çok sevindim. Afiyet olsun. Yalnız bir kusuru var. Neymiş? Kuş konmaz. Eğer benim çiftlikten alsaydınız gerçekten tadından yenmeyecek bir yemek olurdu. Biliyorsunuzdur belki. Gencer çiftliğiyle bir anlaşma yaptık. Çok yakında oradan gelecek sebzelerimiz. O zaman tam da istediğiniz gibi olacaktır. O iş yaş biraz. Belki biliyorsunuzdur, seraları yandı. Yetiştirmeleri çok zor görünüyor. Uzun süredir benim aklımı kurcalayan bir soru var. Bir türlü cevabını bulamıyorum. Neymiş? Yardımcı olmak isterim. Sizin gibi bir kadın bankalara onca borcu bulunan batık bir çiftlikle neden ilgilenir? Yani epey araştırma yaptım, sorup soruşturdum. Yatırım yapmaya uygun gördüm ve... Ve Gaye Hanım, ikimizin de inanmayacağı yalanları söylemeyi bırakalım isterseniz. Ne dersiniz? Neden o çiftlik? Neden Gencerler? Özel nedenlerim var diyelim. Peki siz neden ilgileniyorsunuz Gencer çiftliğiyle bu kadar? Beni öğrenmişsiniz, bulup buraya kadar gelmişsiniz konuşmak için. Neden? Benim de özel sebeplerim var diyelim. İçimden bir his ki ben isterim de asla yanılmam. Sizin de çok iyi anlaşacağımızı söylüyor. Yemek için teşekkür ederim. Manzaranız da harika. Afiyet olsun. Bu benim kartım. Eğer bir gün bu özel nedeni anlatmak isterseniz, yani eğer gerçekten anlatmak isterseniz, ben her zaman dinlemeye hazırım. Bu arada bir kaleyi fethetmenin savaşmadan da başka yöntemleri var. Anlamadım. Ne gibi? Surlara saldırmak yerine merkezi dağıtmak gibi. Oranın en zayıf halkası Ali. Onu geç. Ama Deniz'le Zeynep'in arasını bozarsan... İşte o zaman istediğini elde edebilirsin.
Zeynep merhaba. Gaye ben. Efendim Gaye Hanım. Ne oldu, Deniz'e ulaşamadınız mı? Aa, yok yok, seni aramak istedim. Ya şu senin ürünlerden biraz daha almak istiyorum. Etrafımdaki herkes çok sevdi. Çok dikkat çekti senin ürünler. Eyvallah, sağ olsunlar. Olur tabii. Aslında şey diyorum, ben o taraflarda olacağım. Gelmişken bir seni de ziyaret edeyim tabii müsaitsen. Olur tabii, buyurun uğrayın. Tamam, görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Gel gel, sen eksik. Merhaba Duygu Hanım. Merhaba, alışverişten mi? Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aslan nasıl, neler yapıyor? Klasik hafta sonu tatil işte, devamlı oyun peşinde. Ne güzel. Test sonuçları çıkmadı hala değil mi? Aslında ben onu ablamdan rica etmiştim ama işte dün birazcık işler tatsızlaştı. Ziya ablamdan şikayetçi oldu falan, konuşamadık. Ama bugün bir sorarım bakayım ne yaptı. Tamam ama ihmal etmeyin, olur mu? Tabii, merak etmeyin. Sakıncası yoksa bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sizin bu Ziya Bey'le aranızda bir anlaşmazlık mı var? Var, evet. İşte çiftliğe talip oldu. Daha doğrusu çiftliği kafaya taktı. Devamlı uğraşıp duruyor işte. Öyle mi? Çok garip. Niye, ne oldu? Siz aramızda bir anlaşmazlık var diyorsunuz ama ben geçen gün eşinizi Ziya Bey'in evinin önünde gördüm. Evet, Nail'in bahsettiği yolda karşılaşmışlar. Ha yok, yolda değil. Ziya Bey'in evinin girişindeydiler. Nalin böyle anlatmadı. Neyse, vardır bir açıklaması. O zaman doktor için haberleşelim. Olur. Görüşürüz Ali Bey. Görüşmek üzere. Bu neydi alacı? Altın çiçeği. Hah, neye geliyordu? Böbreğe. Aferin be. Bu neydi? Bu lavanta otu. Bu bana. Anana söyle, halam delirdiğinde de bundan kaynat ver içsin de, tamam mı? Ay yol. Halasının oğlu aşka. Hadi git oyna. Bunları soracağım ama sonra ha. Tamam. Ha. Yok lan yok. Öyle bir şey olmaz. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Oh, sen yine bir şeyler yapıyorsun galiba. Var mı formüllerini sakladığın bir kasa falan? Yok ya, bunlar o kadar önemli şeyler değil. Bence bu kadar mütevazı olma. Yani burada gerçekten büyük potansiyel var ve büyük bir işe dönüşebilir. İnşallah, öyle diyelim öyle olsun. Bak mesela Deniz akıllı bir kadın ve bunun da bayağı bir farkında. Baksana, durmadan görüşmeler falan yapıyor. Bu akşam da hatta bir toplantısı var. Ya benim ürünlerle alakalı mı? Evet. Haberin yok mu senin? Yok. Ama yoğun ya. Unutmuştur. Yarın anlatır bana. Herhalde. Ne olacak ki başka zaten? Gerçi anladığım kadarıyla sizde kararları daha çok Deniz alıyor herhalde. Ya aslında çiftlikle ilgili kararları genelde üçümüz alıyoruz. Öyle mi? Enteresan. Daha dün sabah Deniz'e çiftliğin ürünlerine talebin giderek arttığından bahsettim. Ama üretimi arttırmakla ilgili bir düşüncesi olmadığını söyledi bana. Ha, şeydendir o ya. Bizim Serayan'dı ya. Ay evet, evet, bahsetti ondan da. Çok geçmiş olsun. Büyük badire atlatmışsınız. Öyle oldu gerçekten. Çok sağ olun. Ben o zaman yeni yaptığım şeylerden getireyim size. Olur, ha? Olur, olur. Bir şey içer misiniz? Yok, almayacağım. Sağ olun. Tamam. Thank you.
Korktum bir an. Siz ne yapıyordunuz orada? Ya tuvaletin yerini biliyordum diye çıktım ama karıştırdım galiba. Yanlış yere gelmişim. Tuvalet şurası. Teşekkür ederim, sağ ol. Ay gide gele eve öğrendim diyeceğim ama kayboldum yine ya. Bizim ev öyle karışıktır biraz. Burada yeni yaptığım reçeller var. Hiçbirinde şeker yok, hurmayla tatlandırıldı. Süper. Ellerine sağlık vallahi. Denemek için sabırsızlanıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ben kalkayım o zaman yavaştan. Bir kahve ikram etseydin. Almayayım ya. Akşam bir davete katılacağım. Geç kalmayayım. Sözüm olsun bir dahaki sefere. Tamam, buyur. Ya biliyorum sürekli soruyorum ama biz gerçekten hiç karşılaşmadık mı? Vallahi bilmiyorum ki. Dünya küçük. Belki karşılaşmışızdır bir yerlerde. Belki. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Abla sen evdeysen ben bir dışarı çıkacağım. Saat kaç? Bilmem. Kız ben Selim Bey'e gitmeyi unuttum ya, kaç gündür aramadım da adamı. Benim bir gidip ona bakmam lazım. Sen hiçbir yere gitme. Aslanı da unutma bak. Çok üşümesin ha dışarıda. Tamam o zaman çıkmam. Vay 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 vay. Sen evden çıkar mıydın ya? İstanbul'a gidiyorum. Doktorla randevum var. Nasıl yani? İstanbul'a tek başına mı gideceksin? Kimle gideceğim başka? Ha bir de araba kullanacaksın ha. Of. Evet. Bir mahsuru mu var? Olmaz öyle şey. Ver bakayım sen bana şu anahtarı. Saçmalama ya, ben giderim. Bak ararım kardeşini, sonra uğraşır durursun ha. Senin benden başka işin gücün yok mu? Yok, maaşı çalışanım. Ver hadi ver anahtarı. Dün gelmeyince bir Umut acaba işimi bıraktı dedim ama maalesef yine buradasın. Dün gelemedim çünkü içerideydim. İçeride miydin? Korkma korkma, arabana bir şey olmaz. İyi şoförümdür ben. Otomatik mi bu? Otomatik otomatik. Bakacağız işte. Hadi bin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Deniz Akça ben. İlker Bey'le randevum vardı. Pardon. İlker Bey henüz gelmemiş Deniz Hanım. Buyurun, ben masanıza kadar eşlik edeyim. Tamam. Masanız burası Deniz. Tamam, teşekkürler. Nerede bu adam ya? Ne dedi doktor? Allah Allah, söylesene ya. Ne dedi doktor? Hiç. Aynı şeyler işte. Yeni bir durum yok. Aman tamam, sen bana hiçbir şey anlatma. Böyle gizemli gizemli takıl. Ben senin şifrelerini çözmeye çalışayım. Ne güzel ya. Anlatmayacağım Zeynep. Boşuna uğraşma. İyi, anlatma. Hayatına böyle devam et. Nobran nobran, kibirli kibirli. Ah! Neyse, ben acıktım ya. Şurada bir şey yiyelim mi, ha? Burası olmaz. Gel başka bir yer bulalım, olur mu? Niye ya? Şekerim düştü benim, Allah Allah. Ne haber abi, nerelerdesin ya? Görünmüyorsun epeydir. Şehir dışında yaşıyorum artık. Gelmiyorum buralara, ondandır.
Nasıl oldun? Daha iyi misin Selim? Aynı. Değişen bir şey yok. Selim ya, artık eve gidelim mi? Evet. Biraz işlerimiz var da, kusura bakmayın, iyi günler. Görüşürüz Selim. Görüşürüz. Ama ya saat kaç oldu? Alo Caner, İlker Bey hala gelmedi. Evet gelmedi. Sen emin misin bu akşam toplantımız olduğuna? Yani tamam da nasıl bir trafik olabilir ki? Bekleyeceğim biraz daha, sonra çıkacağım. Ateşin lansmanı var bak, gitmem lazım. Tamam, çıkarsam ararım seni, sen haber verirsin İlker Bey'e. Siz bir şey alır mıydınız hanımefendi? Ha yok, su yeterli, teşekkürler. Tabii. Selam abicim. Selam Samet. Ha, Deniz nerede? Deniz'in bir işi çıktı, o direkt gelecek burayı halledince. Sen halledersin artık durumları. Tamam abi, gazeteciler içeride. Birkaç soru sormak isterler. Alayım ben onu. Eyvallah. Çocuklar arabayı çekin. Teşekkürler. Ateş Bey, Ateş Bey lütfen. Çok kısa. Ateş Bey, Ateş Bey, şöyle bir bakar mısınız? Ateş Bey, buraya bakar mısınız? Merhaba arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olalım sizi. Teşekkür ederiz. Ateş Bey, Deniz Hanım nerede? Yanınıza göremedik de en son boşanmaya karar verdiğinizi söylemişti. Arkadaşlar, boşanma falan yok. Her şey yolunda, merak etmeyin. Deniz Hanım yolda, birazdan burada olur. Peki, boşanma davası iptal mi edildi? Ateş Bey, Deniz Hanım sizi affetti diyebilir miyiz? Arkadaşlar biliyorsunuz dünyaca ünlü sporcuların da dahil olduğu bir reklam filminde oynayacağım. Bu gece de o yüzden düzenlendi. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. O konuyla ilgili sorularınız varsa onları alayım. Peki çıkışta Deniz Hanım'la röportaj alabilir miyiz? Tabii böyle bir şey hala mümkünse. Anlaşıldı. Kolay gelsin. Ateş Bey çok kısa. Ateş Bey. Bu ilişkisi durdurun. Ateş Bey, değil mi bana yaptığını? Onun yüzünden bütün soruları ben cevaplamak zorunda kaldım. Abi sakin. Gelecekmiş işte. Umarım Samet, umarım. Sevmiyorum oğlum. Ateş Bey, hoş geldiniz. Serkan Bey, merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl buldunuz? Her şey harika. Hoş geldiniz İlker Bey. Deniz Hanım değil mi? İlker Gümüş. Beklettiğim için çok özür dilerim. Ama korkunç bir trafik vardı, anlatamam. Önemli değil ama benim çıkmam gerekiyor çünkü yetişmem gereken bir yer var. Buraya kadar geldik. Hadi kırmayın beni, özrümü kabul edin. Uzun tutmayız toplantıyı. Tamam, zaten buraya kadar geldim. Uzun süredir de bekliyorum. Teşekkürler. İlker Bey, bizim çiftin ürünleriyle ilgileniyormuşsunuz. Ne oldu? Yol boyunca konuşmadın. Bir şey mi mutsuz etti seni? Bir şeye mi üzüldü? Üzüldüğüm falan yok benim. Şu kızıl kafalı kız senin hayatında önemli bir yere sahip galiba ha? Kafenin orada ne yaptığının farkındayım. Hiç gerek yoktu. Ben senin sürekli koruyup kollaman gereken bir zavallı değilim. Ay, laflara bak, laflara. Ne yapmışım ya ben? Hiç de farkında değilim. Zeynep, eve geçiyorsun. Dönmen gerekiyordu. Dursana. Ya ne duracağım ya? Eve gitmiyoruz. Açım aç. Kaç saattir yoldayız. Bizim kasabada sahilde bir lokanta var.
Oraya gidiyoruz, yemek yiyeceğiz. İstemiyorum. Sen beni bırak, nereye gidiyorsan orada ye. Ben sordum mu sana istiyor musun, istemiyor musun diye? Sen de açsın işte, inat etme. Gidelim bir güzel yemeğimizi yiyelim. Hesabı ben ödeyeceğim, merak etme. Bak gidelim, bir karnımızı doyuralım. Sonra sen eve gidip kapını mı kapatıyorsun, pencereni, perdeni mi kapatıyorsun? Ne yapıyorsan yapar oturursun, tamam mı? Çalışacağımız için çok heyecanlanıyoruz. Teşekkür ederim Füsun Hanım. Sağ olun. Ben de öyle. Hı? Kaptan, bu şampiyonluk garanti mi? Ne dersin? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bence garanti. Alacağız o kupayı. İzninizle. Ne olur Samet? Abiciğim, imza töreni birazdan başlıyormuş. Ufak bir konuşma yapmanı rica ettiler. Ne konuşması Samet? Daha önce söylemedin konuşma yapacağım diye. Abi ufak dedim, 3-5 cümle bir şey halledersin sen. Oğlum sevmiyorum böyle şeyleri. Yapmayın şu emri vaki bana. Allah'ım ya Rabbim ya. Aslında bizim amacımız bu organik ürünleri herkesin erişebileceği bir hale getirmek. Ah çok pardon. Bu telefonu açmam lazım. Efendim Ateş. Deniz neredesin sen? Saat kaç oldu, farkında mısın? Hayatım, toplantıdayım hala. Ha, daha yola bile çıkmadın yani, öyle mi? Söz vermiştim bir de, gelecektin güya. Hayatım, çıkacağım birazdan. Toplantı bitmek üzere zaten. Direkt yanına gelirim. Anladım ben, anlayacağım. Sağ ol. Görüşürüz. Gel. Ne oldu? Gaye? Ne işin var senin burada? Ben de davetliyim Ateş. Az önce seni gördüm kulise, sinirli bir şekilde geliyordun. Bir merak ettim. Sorayım dedim, ne yapıyorsun? Bir de Deniz de yoktu yanında. Bir şey mi oldu, nerede o? Toplantısı var, gelecek. Peki sen niye bu kadar gerginsin? Konuşma yapmam gerekiyormuş. Sevmiyorum böyle şeyleri. Son anda yumurtladı Samet de. Ya normalde Deniz hallederdi bunları. Şimdi geç kalınca tabii iş başa düştü. O yüzden canım sıkıldı. O yüzden gerildim. Sakin ol. Sen Ateş Akçasın ya. Bak sen bütün kadınların yanında, bütün erkeklerin yerinde olmak istediği adamsın. Ne varmış ya konuşma yapmakta? Çıkıp iki güzel bir şey söyleyeceksin, ineceksin, bu kadar. Ya herkes ağzının içine bakıyor zaten Ateş senin. Sen benim hayatımda gördüğüm ağzı en iyi laf yapan insansın. Hiç kimsenin senin için bir konuşma metni falan hazırlamasına ihtiyacın yok senin. Bence şu an abartıyorsun. Hayır, kesinlikle abartmıyorum. Bence sen kim olduğunu unutmuşsun biz görüşmeyeli. Ben sana hatırlatayım. Sen herkesin hayran olduğu, bütün ülkenin tanıdığı ve işini en iyi şekilde yapan o adamsın. Ayrıca bu dışarıdaki herkes senin için burada Ateş. Benim bildiğim Ateş Akça çıkar, bu durumun keyfini çıkarırdı yani. Neyi dert ediyorsun? Doğru söylüyorsun aslında. Ne var ki? Çıkarım, 2-3 cümle kurarım, olur biter. Herkes ağzımın içine bakıyor zaten. Doğru söylüyorsun. Abi. Ne oldu Samet? Seni soruyor herkes. Gelmen lazım. İyi, gidelim o zaman. Sağ ol Gaye. Her şey çok güzel olacak, merak etme. Abi, ne oluyoruz? Gaye ne alaka? Bir şey olduğu yok Samet. Davet etmişler, gelmiş. Destek oldu sadece, o kadar.
Ya ne somurttun be kardeşim ya? Mis gibi yemek yiyoruz şurada, az bir üzüm gülsün. Var senin derdin, var işte. Hmm. Bu kızıl kafa değil mi? Kimdi ya o kadın? Ne yapıyorsun be? Aa. Zeynep bakıcım gibi davranmayı bırak. Madem geldik buraya, madem konuşmamı istiyorsun. O zaman rahat bırak, olur mu? Tamam. Doktor olan sensin sonuçta. Anlat işte. Eski karım. Hastalandığında bir anda değişti. Uzaklaştı benden. İlk önce anlamadım ne olduğunu. Sonra fark ettim. İstemiyormuş böyle bir şeyin içinde bulunmak. İstersen ayrılalım dedim. O da bunu bekliyormuş gibi. Hemen kabul et. Sonrasını biliyorsun işte, gördün. Zaman kaybetmeden hayatına devam ediyor. Yani kötüymüş tabii de. Bir insana git deyip gittiği için kızamazsın. Sende böyle bir olay var ha. Tersin mersin ya. Git diyorsun ama aslında kal diyorsun gibi. Ha? Diyelim ki öyle. Hemen gidip yakın arkadaşlarımdan biriyle birlikte olması da mı benim hatam? Hani sen demiştin ya, her şeye rağmen yaşamaya değer diye. Al işte. Hayat böyle bir şey. Her türlü kazığı yediğin ama hala herkesin mutlu olmanı beklediği gibi bir şey. Hayat. Öyle değil o hayat işte. İyi insanlar da var. Biriktirebileceğin çok güzel anlar var. Sen de biliyorsun bunu içten içe, biliyorum. Da işte. Sen hiç buralarda kalacak bir kadına benzemiyorsun. Hep benden bahsediyoruz. Senin hikayen ne? Neden kaldın burada? Birileri gidebilsin diye ben kalmak zorunda kaldım diyelim. Sen de belli ki başkalarının hayatına adamışsın kendini. Bu yüzden benimle ilgileniyorsun galiba. Aman baktı balık yan gider be. Ne bakıyorsun öyle? Madem benim dehlizlere iniyoruz, bunsuz çekilmez. Ne tuhaf bir kızsın sen. Dur dur. Daha anlatacağım. Acıklı hikayemi, ağlama bak sonra. İlker Bey, benim artık kalkmam gerekiyor. Çok memnun oldum tanıştığımıza. En kısa sürede haberleşiriz o zaman. Ben daha çok memnun oldum Deniz Hanım. Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler. Bu arada yani isterseniz asistanımdan numaramı alıp bana direkt ulaşabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi kalkmam gerekiyor. Tamam. Yardım edeyim size. Çok teşekkürler. Tekrar memnun oldum. Görüşürüz. Efendim İlker? Gaye, bu Deniz gerçekten çok etkileyici bir kadınmış. Öyle miymiş? Kesinlikle öyle. Ama dediğin her şeyi yaptım. Toplantıya geç geldim. Ama ancak bu kadar oyalayabildim. Tamam, tamam İlker'cim, çok sağ ol. Zaten bu kadarı yeterli oldu benim için. Benim şimdi kapatmam lazım. Arayacağım ben seni.
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir organizasyonun içinde bulunduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu akşam beni burada yalnız bırakmadığınız için hepinize teker teker teşekkür ederim. Bir teşekkürü de benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımıza bir borç bilirim. Onlar da iyi ki varlar. Sağ olun, var olun. İyi eğlenceler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oh be. Dedim sana bak, her şey yolunda gitti. Sağ ol Gaye, teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek her zaman. Ben gidiyorum artık. Neden? Eğlenirdik biraz. Yorgunum, gidip biraz dinleneceğim. Tamam, peki nasıl istersen. İyi geceler. Hoşça kal. Kaptanım, nereye? Eve gidiyorum Samet, tadım yok. Peki abi. Araba hazır mı, dışarıda mı? Hazır, hazır. Eyvallah. Geliyor, geliyor. Arkadaşlar geliyor. Ateş Bey çok kısa lütfen. Ateş Bey şöyle bir bakar mısın? Deniz Hanım'ın geleceğini söylemiştiniz ama kendisini burada görmedik. Neden acaba? Arkadaşlar kızımız rahatsızlanmış. Onunla ilgilenmek zorunda kaldı haliyle. Ben de şimdi yanlarına gidiyorum. Az önce servis edilen fotoğrafta Deniz Hanım bir erkekle yemek yerken görüntülenmiş. Boşanma haberleri yalanladınız ama belli ki Deniz Hanım sizi gibi düşünmüyor. Cevabınız? Abi. Sen... Karımla ilgili konuştuğunu unutuyorsun galiba. Ateş Bey, ben işimi yapıyorum lütfen. Bana bak laf ebesi, bir gün elimde kalacaksın haberin olsun. Abi hadi gidelim. Ateş Bey. Hadi. Buyurun mu böyle? Kolay gelsin arkadaş. Ateş Bey. Ateş Bey, kızınızın belayı tekinde kalacak. Neye karar verdiniz? Ateş Bey, kızınız bu olaylardan nasıl etkilendi? Hadi arkadaşlar, hadi. Ateş Bey, fotoğraflar elinizde lütfen. Bakın Ateş Bey, sorum cevapsız kaldı. Ateş Bey, bir cevap verecek misiniz? Bakın. Kızınızın böyle bir kişi kalacak. Ateş Bey. Ateş Bey. Ateş Bey. Fotoğrafları elinizde var diyordum. Ateş Bey lütfen. Ateş Bey. Fotoğraflarımız elinizde. Fotoğraftaki herifi hemen araştırıyorsun, buluyorsun. Kimin nesiymiş bir öğrenelim. Tamam abi. Deniz Hanım arıyor. Efendim Deniz. Ateş, ben yoldayım, geliyorum. Ama çok trafik var. Birkaç dakikaya oradayım ama merak etme. Zahmet etme, gerek kalmadı. Ben eve dönüyorum. Sen de kafana göre takıl. Sinirine bak. Ne yani? Hem adamın elini basıp hem de ateş mi ettin? Ne yapayım ya harekette? Ama bu tüfek olayı bizim ayda böyle. Herkesin eline yapıştı. Önce Ali alacaklarına çekti tüfeği. Sonra Deniz kocasına. Ben de o Ziya... Siz bence o tüfek kesinlikle yani ortadan kaldırın. Hatta bence gömün onu. Öyle yapacağız galiba. Ay neyse, ben az üşüdüm ha. Kalksak mı artık? Yani ben iyiyim sen. Aslında yani oturabiliriz, keyifli. Sen de ne dengesi çıktın be kardeşim? Eve gir diyoruz, girmiyorsun. Çık diyoruz, çıkmıyorsun. Allah Allah. Pardon, hesap. Ha, ben ödeyeceğim ha. Alayım ben. Hayır, ya ben ödeyeceğim dedim ya. Bir dahaki sefere sen ödersin. Ha, iyi alıştın ha. Geleceğiz demek ki buraya. Bana uyar. Hadi. Ne yaptın, ödeyebildin mi bari? Zeynep. Kim lan bu it? Bunun için mi terk ettin beni? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorum? Ben varken de var mıydı bu it diyorum. Cevap ver, cevap. Aldattın mı beni? Ne diyorsun lan? Selim ne yapıyorsun? Engel! Selim! Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun Selim? Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Bırak. Engel! Engel! Bırakın. Engel! Hey!
Ateş. Ne oldu? Neden erken geldin? Burada sorulması gereken soru bu değil. Asıl soru sen neredesin Deniz? Asıl soru bu. Neredesin sen? Benim için bu kadar önemli bir gecede nasıl yanımda olmazsın, nasıl gelmezsin? Tamam, haklısın. Anlıyorum. Adam geç kaldı toplantıya. Sonra bir türlü bitiremedim. Çıkıp yanına gelmeye çalıştım. Sen de eve gelmişsin. Ne yapayım? Bir gece ya. Bir gece. Bir geceni bana ayırmanı istedim. Benim için ne kadar önemli olduğunu biliyordun bunun. Sana ihtiyacım var dedim. Hiç mi değerim yoktu senin gözünde? Bu kadar mıydı benim değerim? Ya hepsini geçtim ben, hepsini geçtim. Senin yüzünden yalancı durumuna düştüm ben. Yalan söyledim orada insanlara. Rezil oldum o kadar insana. Ne yalanı Ateş? Benim yüzümden niye yalan söylüyorsun sen? Ne alakası var? Magazinciler sıkıştırdılar, devamlı soru sorup durdular. Deniz Hanım nerede? Deniz Hanım gelmeyecek mi? Boşanacak mısınız? Ben de yalan söyledim, ne yapayım? Deniz Hanım geliyor dedim, yolda dedim. Trafiğe takıldı dedim. Kızımız hastalandı, eve dönüyor dedim. Ondan sonra da senin o herifle fotoğrafların çıktı, basına düştü. Rezil rüsva oldum. Kimle? Nasıl yani? Ne fotoğrafı? Ne magazin Ateş? Al. Al ben sana göstereyim. Al kendin bak. Aa. Kimle? Ne alakası var? Benim çekildiğinden haberim bile yok. Asıllım bu herif sana? Ateş ne diyorsun sen? Saçma sapan konuşma. İş konuştuk sadece, iş. Orada öyle yazmıyor ama. Orada ne yazdığı önemli mi? Sen bana güvenmiyor musun? Ben hayatım boyunca seni her şeyin önüne koydum. Ailemin önüne koydum, işimin önüne koydum. Hayatımda ilk defa kendimi, kendi işimi senden daha çok önemsedim diye, değil mi bütün bunlar? O yüzden böyle yapıyorsun. Sana iş yapma diyen yok. Ne yapıyorsan ben senin arkandayım, yanındayım. Bilmiyor musun bunu? Ne zaman yanımdasın biliyor musun? Sen de söz sahibi olduğun zaman. Ödün kopuyor değil mi ben tek başıma bir şey yapacağım diye, başarılı olacağım diye? Evet kopuyor. Ama benden vazgeçeceksin diye ödüm kopuyor benim. Ya ben buyum Deniz. Buyum. Bu kadarım ya. Sen böyle bir adamı sevdin, aşık olduğunu evlendin. Evet sana verdiğim sözü tutmak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Çalışıyorum ama daha değişemem, başka bir adam olamam. Neyse o. Ben de buyum Ateş. Benden de bu kadar. Senin bana yaşattıklarından sonra daha fazlasını bekleme benden. He. Bu şekilde mi deniyorsun sen? Bu şekilde öyle mi? Ya senin ağzından bir tane hayırlı cümle çıkmıyor. Eskisi gibi bakmıyorsun bana. Her lafın imalı. Ben dokunamıyorum sana ya, dokunamıyorum. Ötesi var mı? Neyse. İyi geceler sana. Hoş geldiniz Gaye Hanım. Hoş bulduk Rana'cığım. Hello. Ne haber? İyidir. Bana versene bir tane. Çok keyifli görünüyorsun. Nasıl geçti? Gayet iyiydi. Her şey tam planladığım gibi gitti. Hmm. Deniz gelemedi. Ben Ateş'in yanındaydım. Ateş bu durumdan dolayı mutluydu. Yani yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyorum diyebilirim. Sağ ol. Gaye. Sen yine de kendini çok kaptırma istersen. Sonuçta Ateş şu an evinde, karısının yanında. Yok be Timur ya. Onların evliliği pamuk ipliğine bağlı zaten. Benim bir şey yapmama gerek kalmadan kopup gidecek. Sen boş ver. Ne yaptın sen öyle ya? Ha? Hiç yakışıyor mu sana? Koskoca doktor adamsın. Kaşınmayacaktı o da öyle. Nasıl ama? Hala hayat varmış bende. Tövbe estağfurullah. İyi misin sen? Ateşin var senin. Kalk 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 kalk, hastaneye gidiyoruz. Dışarı çıkınca oluyor böyle, merak etme. Ben çok alışırım, gel. Benim çekmecede ilacım var bak. Kırmızı kapak, onu bana verirsen iyi olacaksın. Ah.
Ulak kafam ya. Tutturdum dışarıda yiyelim, dışarıda yiyelim. Al. Emin misin sen ya? Gitmeyelim hastaneye. Eminim, eminim. Geçecek şimdi, ben biliyorum. Merak etme sen. Sen gidebilirsin. Ben biraz dinleneyim. Ya saçmalama, seni bu halde böyle bırakacak değilim herhalde. Yat, 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 yat. Uzat, uzat ayaklarını da. Şimdi üstünü örteyim mi? Yok, ateşin var, örtemem. Bir şey söyleyeceğim. Sen doktorsun biliyorum ama ben sana sirke su hazırlayıp geliyorum. Abla, nerede kaldın? Geç oldu. Ablacığım, ya bu Selim Bey vardı ya, hasta olan. Ya o biraz fenalaştı da onun yanındayım. Kimse de yok şimdi. Ben bu gece gelemeyeceğim. Merak etme diye de sana haber vereyim dedim. Hadi ya, bir şey ihtiyaç var mı? Geleyim mi ben de? Yok yok, ama ihtiyaç olursa ben sana haber veririm, olur mu? Tamam tamam, haber ver mutlaka. Ha, sen bugün bu Aslan'ın testlerini aldın mı abla? Ha. Aldım tabii ablacığım, aldım ya. Zaten test sonuçları tertemiz çıktı, merak etme. Ben yarın eve gelince veririm onu sana, olur mu? İyi, tamam, tamam, tamam. Görüşürüz hadi o zaman. Görüşürüz, görüşürüz kuzum. Hayırdır, bu elbise nereden çıktı? Mağazada indirim varmış. Ben de çok beğendim, aldım. Çok ucuzdu. Bu pek öyle ucuz bir elbiseye benzemiyor Nari. Hangi parayla aldın sen bunu? Hangi parayla olacak Ali? Çarşıdan artan parayla. Vallahi çok ucuzdu. İyi peki. Duygu öğretmenle karşılaştık bugün. Ziya'nın evinin önünde görmüş seni. Ali, ben sana anlatmıştım ya. Unuttun mu? Sen yolda karşılaştık dedin Nari. Canım, konuşurken iki adım atmışımdır evine doğru. Ne var bunda? Hem sen bana mı inanıyorsun, o kadına mı? Neden o kadın sürekli hep etrafında Ali? Aslan'la ilgileniyor çünkü. Ha, bana daha çok seninle ilgileniyor gibi geliyor. Bir de gelip beni sana kötülüyor. Saçmalama Nari. Öyle bir niyeti yok kadının. Olmasın da zaten. Seni kıskanıyorum, ne yapayım? Sen yine de dikkat et Nari, tamam mı? Ben bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Günaydın. Günaydın. Oh, ben sızmışım ya. Nasıl oldun? Düştü mü ateşin? Düştü düştü, gayet iyiyim. Hadi gel, kahvaltı hazır. Yumurtan soğumasın. Sen kahvaltı mı hazırladın? Evet. Vay 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 vay, Selim Bey sizde ne cevherler varmış ya. Allah Allah. Gece benimle ilgilendin. Çok sağ ol. Benim yüzümden uykusuz kaldın. Yok ya, estağfurullah. Sen de benim yüzümden hasta oldun. Yok, aslında uzun zamandır bu kadar keyifli vakit geçirmemiştim. Hem o daha önce de oluyordu böyle şeyler. O yüzden suçlu hissetme kendini. Ama bak, sen beni çok şaşırtıyorsun ha. Ben, sen böyle tam kahve seven gıcık adamlardansındır diye düşünüyordum. Çay seviyorsun. Helal vallahi. Çay iyidir. Ya ben sana bir şey soracağım. Sor tabii. Sen doktorsun, bilirsin. Geçen gün yeğenimin test sonuçlarını almaya gittim de hastaneden. Hemşire orada bana bir şeyler söyledi de benim biraz kafam karıştı. O konuya da çok aklım takıldı. Kaç gündür onu düşünüyorum. En güzel zaten ben yaptım.
Hemen öğretmen beğenip bana yaz. Öyle mi? Aferin benim akıllı fındığıma aç ağzını. Neymiş demek ki? Ne kadar çok çalışırsak o kadar çok başarılı olurmuşuz. Günaydın baba. Günaydın canım kızım. Günaydın bir tanem. Günaydın. Günaydın. Gel beraber kahvaltı yapalım. Sana da bir tabak koyayım. Canım isteyeyim. Bir kahve içeceğim sadece. Anneciğim. Tamam, bandırıp balına. Ben hemen geliyorum. Ateş. Dün gece için kusura bakma. Ben sana söz vermiştim geleceğim diye ama iş işte, ne yapacaksın? Sorun yok. Elif, bunları kuru temizlemeye verelim. Tamam. Bunun kumaşı biraz garip ama yine söyle olur mu? Tamamdır. Bu da ateşin. Ceplerine bakayım çünkü kesin cebinde bir şey oldu düşünür. Bunu giymişti değil mi lansmanda? Üstüne. Sanırım oydu, evet. Bu da teşekkürler. Bir insan. Samet, ne yaptın? Bakabildin mi herife? Baktım abi. Kimmiş, neyin nesiymiş? Adam Tandem grubunun CEO'su. İşinde de bayağı iyiymiş anlaşılan. Bir sorun yok diyorsun yani. Orasını tam bilemiyorum abi. Araştırırken birkaç fotoğraf buldum. Atarım şimdi. Kimin arkadaşı olduğunu görünce biraz şaşırabilirsin. Allah Allah. At bakalım, görelim kimin arkadaşıymış. Hadi bekliyorum, sağ ol. Restorandayım. Ne oldu? Tamam, bekle, geliyorum birazdan. Konuşacağız. Olur tabii, konuşalım. Bekliyorum. Ateş, nereye? Kulübe gidiyorum. Kulübe mi gidiyorsun? Pazar pazar. Antrenman yok, neden? Başkanla konuşacağım. İşim kısa, halledip gelirim. Bitti. Harika oldu ya. Ellerine sağlık. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Nasıl Selim Bey? İyileşti mi? Şükür şükür. Daha iyi. İyi, sevindim. Biz de bisiklet tamir ediyoruz. Daha çok aslan tamir ediyor gibi. İşte yanlış bir şey yapmayayım diye o da başında duruyor. Ha. Kolay gelsin aslan usta. Vallahi. Ya seni geber. Yerim seni. Sana yerim. Hadi. Görüşürüz. Hadi bay. Hadi gel bakalım. Çevirelim bakalım olmuş mu? Ver onu sen bana. Narin. Ah Narin. Ne oluyor be? Narin, sana bir kere soracağım. Bir kere. Bana doğruyu söyleyeceksin yoksa seni gebertirim. Aslan'ın babası kim?
Kadın ne oluyor be? Kafayı mı yedin? Kafayı yedim. Soruma cevap ver Narin. Ne oluyor ya? Sesiniz dışarı kadar geliyor. Ne bağırışıp duruyorsunuz? Hoş geldin.